Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün evde kolay yay ve ok nasıl yapılır? Basitçe onu anlatacağım. Evimizde bulunan e, hepsi elbise askılıklarını kullandım ben. Bunun iki yöntemi var. Biri dışarıda e, yaş dal ya da ağaç dalı bir parmak veya iki parmak şeklinde kalınlığında olursa iyi olur. Yaş olmasının sebebi eğilmesi. Yani ipi bir ucundan diğer bir ucuna gelirken şöyle bir yarım hilal şeklini alması gerekiyor. Yaş dalın 1 santim ya da 2 santim ya da 3 santim şöyle gerisinden bir çentik açılmalı. Dalı hafifçe eğip diğer ucuna bağlamak gerekiyor. Yay basit bir şekilde hazırlanmış oluyor. Okları genellikle e, hafif malzemelerden yapın arkadaşlar. Ahşap olmasına dikkat edin. Ben evdeki askılıkların e, şöyle elimde bir tane orijinal var. Bozulmamış. Mesela şu sopayı ok olarak kullandım. E, bu demiri askı demirini buradan çıkarmak için elle çıkmıyor bu. Şu buradan açılıyor bu iki tarafa da arkadaşlar. Bunu açtım. Bunu öyle çıkardım. Eğer çıkaramazsanız bunu kelpeden ya da pense yöntemiyle halledebilirsiniz. Burada eğer bir demir çıkıntısı kalırsa muhakkak orayı plastik bir yapıştırıcı ile yapıştırın. Ee, çocukların elini kesebilir. Şimdi bunu buradan e, şuradan arkadaşlar her iki taraftan da testereyle kestim. Şurada orijinalini göstereyim görüyorsunuz her iki taraftan da kestim kurtardım düz hale getirdim oralarını aska aparatımıza da lastik bir ip bağladım daha iyi e, şey olması için esnemesi için yayımız zaten hemen hazır oluyor bakın şurada zaten kendi hazır çentiği vardı ee, olmayanlar da var arkadaşlar. Mesela böyle bir asgari aparatımız var. Buralara kendiniz açabilir. Buradan buraya bir lastik ip gelebilirsiniz. Yay hemen hazır oluyor zaten. Yay hemen hazır. Şu an kullanım hazır. Oku biraz tarif edeyim arkadaşlar. Bu tarafını düzledikten sonra şuraya görüyorsunuz arkadaşlar. Bir kertme çent kertme yaptım şöyle ipin geçeceği şekilde. Bakın ip buraya oturuyor. Gördüğünüz gibi diğer tarafa da vantuzlu vakum yapabilen bir plastik aparat askı aparatı yine bu da bunu kullandım ben bunu şu uca düz uca yapıştırdım. Sonra koliband ile güzelce sardım bayağı bir sabitledim kesinlikle çıkma falan olmuyor ben atışlarda kullandım yalnız yapıştığı yerden eğer çok kuvvetliyse bu Yapısı yerden kolaylıkla çıkmıyor. Mesela e, ahşap yüzeylere yani pürüzsüz yüzeylere fayans ve cam gibi malzemeler çok iyi yapışıyor. Camlara veya televizyon onun gibi malzemeler kesinlikle atmayın, attırmayın, kullanmayın. Tehlikeli olabilir arkadaşlar. Ve bu okların ucuna kesinlikle e, çivi ya da böyle bir teneke kesici ma malzemeler kesinlikle takmayın. Eğer çocuğunuza verip kullanacaksanız arkadaşlar. Çünkü çok tehlikeli yaralanmalara sebep olabilir. Bütün yapacağınız işlemler sizin sorumluluğunuzun altındadır. E, bunlar da benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sadece bir atış denemesi yapacağım. Bir ahşap yüzeye. Atış denememiz başarılı arkadaşlar. Bu şekilde basit bir şekilde evinizde çocuklarınıza yay ve ok yapabilirsiniz. Hedefler artık kendiniz çizersiniz. dedim yine dikkatli olun. Tehlikeli bu Ok veya işleri kesinlikle ucuna sivri bir şey takmayınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.